CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir değişim çağrısı daha geldi. MK'daki değişikliğe heyet değişikliği değişim değildir diyen İmamoğlu, genel başkan adayı olacak mısınız sorusuna görev almaktan çekinmedim, çekinmem dedi. Ne yazık ki 9 yılda üst üste 3 kez seçim kaybettik. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'deki değişim çağrısını bu sözlerle yineledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yaptığı değişiklikleri ise yani biz, değişim e, olarak görmediğini söyledi. Değişimin sadece bir kurul heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday olacak mısınız sorusuna ise görev almaktan çekinmem dedi. İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem çekinmedim. İstanbul'un yönetimiyle ilgili soruya detay diyen İmamoğlu kervan yolda dizilir diye cevap verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi ya da yerel yönetim ne olacak? Bakın bunların hepsi evet cevapları verilmesi gereken sorular ama kervan yolda dizilir ve bu süreçler inanın çok kolay bir şekilde çözülür ve karara bağlanır. Mühim olan değişimi gerçekleştirmek. CHP'de kongre süreci başlatıldı. Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde tartışmalar sürerken bir önemli çıkışta partinin ağır toplarından olan SHP eski genel başkanı Murat Karayalçın'dan geldi. %25'in ciddi bir başarısızlık olduğunu ve düşük siyaset kapasitesinin bunun sebebi olduğunu söyleyen Karayalçın genel başkanlık yarışı içinde yorum yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gidiyor, parti içi eleştiriler ard geliyor. Kurultay süreci ve seçim sonuçlarını değerlendiren ve CHP'yi eleştiren bir diğer isim de SHP'nin eski genel başkanı Murat Karayalçın oldu. Karayalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurultay sürecini olumlu gördüğünü fakat seçim sonuçlarının büyük bir başarısızlık olduğunu söyledi. Partimizin kurultay sürecini başlatma kararını son derece olumlu karşılıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu seçim sürecinde yüksek bir performans ortaya koymuştur. Ancak partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminde hem de dört partiyle birlikte yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olmasıysa ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir. Eğer parlamenter sistemde olsaydı bu oy oranı başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti. Karayalçın başarısızlığın sebebi CHP'deki düşük siyaset kapasitesi dedi. Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde uzunca bir süreden bu yana yaşanan düşük siyaset kapasitesidir. Örgütümüz yıllardır broşür, afiş, pankart işleriyle seçim güvenliğiyle sınırlı olan bir çalışma içine kapatılmıştır. Kurultay sürecine ve kötü tablonun toparlanmasına dair görüşlerini paylaşan Karayalçın, genel başkanlığın tartışılabilir olduğuna ve partinin yapısal sorunlarına dikkat çekti. Önümüzdeki kurultay sürecinde seçimlerde yaşanan taktik ve stratejik yanlışlıkların tartışılacağını biliyorum. Buna genel başkanlık konusu da eklenebilir. Oysa bana göre asıl tartışılması gereken konu Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşük kapasiteye yol açan yapısal sorunlardır. Bu sorunlar CHP'nin merkez ve taş örgütlerinin yeniden yapılandırılmasıyla aşılabilir.